Hoş geldiniz efendim. Nerelerdesiniz? Gözümüz yollarda kaldı. Bugünkü konumuz metnin konusu başlık belirleme ve 5N1K soruları. 5N1K sorularını bilenler var aramızda, değil mi? Harikasınız. Çocuklar, bir konuşmada, bir metinde, bir kitapta üzerinde durulan düşünce, olay, durum metnin konusudur. Her metnin, ama her metnin bir konusu vardır. Konuyu belirlemek için şu soruya yanıt ararız. Neymiş sorumuz? Ne anlatılıyor? Evet, konumuzu belirlemek için en önemli sorumuz bu metinde, bu yazıda, bu hikayede, bu masalda hiç fark etmez. Her neyse, ne anlatılıyor sorusu bizim konuyu bulmamıza yardımcı olacak çocuklar. Beraber metnimizi inceleyelim ve konumuzu bulalım, olur mu? Uzun kulak tavşan ailesi ormanda bir tilkiye rastladı. Tilki avcının kurduğu tuzağa yakalanmıştı. Canı çok acıyordu. Uzun kulak ailesi tilkiye yardım ederek onu tuzaktan kurtardı. Birkaç hafta sonra uzun kulak ailesinin en küçüğü kısa kulak tavşan kayboldu. Aile çok mutsuzdu. Tilki kısa kulak tavşanı bulup uzun kulak ailesine teslim etti. Evet, peki bu metnimizin acaba konusu nedir? Anladık mı acaba, ben okurken metnimizi dinlediniz mi güzelce? Anladınız mı? Metnin konusu sizce nedir? Bakalım, aşağıda zaten iki tane konu örneği yazılmış. Bunlardan hangisi olduğunu beraber bulalım. Bu metnimizin konusu, yani metinde ne anlatılıyor sorusunu sorduğumda ben hangi cevabı verebilirim? Kısa kulak tavşanın yaramazlıkları mı anlatılıyor? Yoksa tavşan ailesi ile tilkinin birbirlerine yardım etmeleri. Bir düşünün bakalım. Ama bence düşünmemize bile gerek yok. Zaten şıp diye söylediniz siz oradan. Tabii ki de tavşan ailesiyle tilkinin birbirlerine yardım etmelerinden bahsediyoruz. Bu metinde kısa kulak tavşanın yaramazlıklarından bahsetmiyorduk. Öyleyse metinde ne anlatılıyor dediğimde sorumun yanıtını bulduk mu? Evet, bulduk. Harikasınız. Ve çocuklar, çevremizdeki tüm varlıkların, insanların, eşyaların, yiyeceklerin, hayvanların bir adı vardır. Nasıl ki her varlığın bir adı varsa, yazılarında aynı şekilde adı vardır. Yazıların adları o yazının başlığıdır. Evet, başlık, yazıların, hikayelerin, masalların, kitapların başlığından bahsediyoruz. Başlık bize o yazıda ne anlatıldığı ile ilgili bilgi verir. Aslında başlıklar ipucu gibidir. Bize ipucu verir o metinle, o yazıyla, o kitapla ilgili. Peki başlık nasıl olmalıdır? Nelere dikkat edilmelidir başlık yazarken? Konuyla ilgili olmalıdır. Tabii ki en büyük, en önemli şeylerden birisi başlık koyuyorsak, tabii ki de yazının içeriğiyle, konusuyla mutlaka ilgili olması lazım. Kısa, akılda kalıcı ve merak uyandırıcı olmalıdır. Evet, çok uzun böyle paragraf gibi, metin gibi hiç başlık gördünüz mü? Hayır, tabii ki başlık olmasının sebebi zaten kısa, ipucu niteliğinde, akılda kalıcı bir şey olması. Ve başlık kısaysa eğer, yani tek sözcükten oluşuyorsa, iki sözcükten oluşuyorsa, başlığın tamamını büyük harfle yazabiliriz. Başlık çok uzunsa sözcüklerin sadece ilk harflerini de büyük yazabiliriz çocuklar. Şimdi buradaki metnimizi beraber inceleyip beraber başlık koyalım. Burada bir de tatlış mı tatlış maymunum var. Çok tatlı gerçekten. Bakalım. Ormanda yavru bir maymun vardı. Tüm hayvanlar onu çok severdi. Adını Cesur koymuştuk. Çünkü
Ağaçtan ağaca cesurca atlardı. Biz de onu izler kahkahalarla gülerdik. Ormana gelen insanlar ona muz verirdi. Herkes onu çok severdi. Cesur ormanın maskotu olmuştu. Evet, maskot kelimesinin anlamını bilenler var mı aranızda? Bence var. Evet, cevap verenleri duydum. Maskot kelimesinin anlamı uğur getireceğine inanılan, çok sevilen şey demek. Peki metnimize dönelim. Metnimi okudum, güzelce dinlediniz. Acaba ne olabilir başlığımız? Siz birazcık düşünün, tahminlerinizi söyleyin. Ben sizleri duyuyorum. Mesela bu metnin başlığı trafik kuralları olabilir mi sizce? Aa, hayır, tabii ki öğretmenim diyorsunuz. Peki, ne olsun ne olsun? Mor lahmacun olabilir mi acaba bu metnin ismi? Hayır, tabii ki de olamaz. O zaman şöyle olsun. Kırmızı filin yavruları olsun. Ah, yine mi olmadı yahu? Siz de hiçbir şeyi beğenmiyorsunuz. Ne olacak bu metnimizin başlığı? Evet, sizlerden de güzel tahminler duyuyor gibiyim. Çok güzel. Tabii ki de başlığım ne demiştim? Konumla, yazımla benim. Bu metinle ilgili olmalıydı ve kısa olmalıydı. İpucu vermeliydi metinle ilgili. Peki şu olur mu? Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Sizin de söylediklerinizden yararlandım. Ormanın maskotu olabilir mi mesela? Evet, olabilir. Burada da yazan aynı zamanda metnin içinde de geçiyor aslında. Başlığım gayet kısa, bakın. İpucu veriyor. Ormanda geçtiğini anlıyorum bu metnin. Merak uyandırıyor. Ormanın maskotu. Kim acaba? Ne acaba diye düşünüyoruz. Evet, çok güzel. Başlığımızı koyduk. Bunun gibi siz de metinlere başlık koyarken saçma, alakasız başlıklar koymuyorsunuz. Bunun yerine metinle ilgili merak uyandıran, böyle bize ipucu veren tatlı başlıklar koyuyoruz. Ve tekrar bir metnimiz var. Bunun da başlığını beraber aşağıdan seçeceğiz. Atatürk 1881 yılında doğmuştur. Askeri okullarda okuduktan sonra subay olmuştur. O yıllarda düşmanlar ülkemizi işgal ettiler. Atatürk milletimize önderlik ederek yurdumuzu düşmanlardan kurtardı. Sonra da cumhuriyeti kurdu. Birçok yenilikler yaparak ülkemizi modernleştirdi. 1938 yılında yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak vefat etti. Atatürk'e çok şey borçluyuz. Evet. Bu metnimizi de şöyle biraz inceleyin aynı zamanda. Acaba başlığımız aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakalım beraber. Atatürk'ün hayatı, yurdumuzdaki yenilikler. Evet, sorumuz gelsin. Ne diyorduk? Bu metinde ne anlatılıyor? Yurdumuzdaki yenilikler mi anlatılıyor? Hayır. Atatürk'ün hayatı mı anlatılıyor? Evet, bu metinde Atatürk'ün hayatından bahsediyoruz. Başlığım Atatürk'ün hayatı olabilir öyleyse. Şimdi iki tatlış arkadaşımızla birlikteyiz. Evet, Çağan Bey ve Elif Azra Hanım bizlerle birlikte aralarında bir konuşma geçmiş. Bakalım ne konuşmuşlar, onları dinleyelim. Çağan diyor ki, dün oynadılar. Kimler oynadı? Gökten Ela Kayra oynadı. Ne oynadılar? Saklambaç oynadılar. Nerede oynadılar? Okulda oynadılar. Ne zaman oynadılar? Sabah oynadılar. Yahu tek tek sordurtmasana. Niçin oynadılar? Teneffüs olduğu için oynadılar.
Evet, Çağan ve Elif Azra'nın konuşmasını görüyoruz. Ama fark ettiniz mi? Çağan ilk başta cümlesini kurarken dün oynadılar dedi. Ama Elif Azra anlayamadı. Kim oynadı? Ne oynadılar? Nerede oynadılar? Ne zaman oynadılar? Nasıl oynadılar? Niçin oynadılar? Elif Azra da dolayısıyla bir sürü soru sormak zorunda kaldı. Ve Çağan Bey tek 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 cevap verdi. Peki bunun yerine konuşmamız şöyle olsaydı. Bir de buna bakalım. Gökten ile Kayra dün sabah okulda teneffüs olduğu için eğlenerek saklambaç oynadılar. Ha, şöyle akıllım. Şimdi her şey anlaşıldı. Evet, gördünüz mü çocuklar? Çağan cümlesini tam anlaşılır bir şekilde bütün detaylarıyla söylediğinde Elif Azra Çağan'ı anlamakta hiç zorlanmadı. Öyleyse ne diyoruz? Günlük yaşamımızda arkadaşlarımıza bir şeyler anlatmak için kurduğumuz cümlelerde bazı bilgiler vermemiz gerekir. Yoksa söylediklerimiz tam olarak anlaşılmaz. Tıpkı en baştaki örnekte nasıl ki Elif Azra Çağan'ı anlayamamıştı tam olarak, sürekli soru sormak durumunda kalmıştı. Bunun gibi gerekli bilgileri mutlaka vermeliyiz. Konuşurken, yazarken ve okurken şu sorulara yanıt aramalıyız ya da bu soruların yanıtlarını vermiş olmamız gerekiyor. Bu bilgileri vermiş olmalıyız. Nedir bu sorular? Ne? Nerede? Ne zaman? Nasıl? Niçin? Ve kim? Ben bu sorulara aslında ne diyorum? Tahmin ettiniz, bildiniz değil mi? 5N 1K soruları diyorum. Neden 5N 1K? Gelin birlikte bakalım. Neydi bu sorular? Ne? Ne zaman? Nasıl? Niçin? Nerede? Kim? Diyordum. Neden 5N 1K olabilir ismi? Tabii ki de aslında çok basit bir cevabı var. 5 tane N var, 1 tane K var. Yani bu kadar basit. Bakın 5 tane N neredeymiş? Baş harfleri hep N. N harfi. Yine N. N. Kaç tane var? Bakalım 1, 2, 3, 4, 5 tane N var. Bir tane de K görüyorum. Bu yüzden bu soruların adına 5N 1K diyoruz. Kısaca bu soruların yanıtlarını mutlaka metnimizde, yazımızda ya da konuşmamızda aramalıyız ya da kullanmalıyız. Ay, alamadım. Şimdi yine bir tatlı metnimizle birlikteyiz. Bu metnimize en son beraber başlık koyacağız ve sorularımıza yanıt arayacağız. Sürpriz sorularımız birazdan gelecekler. Bakalım neymiş metnimiz. Hortum bir fil sürüsündeki en minik fildi. Ayrıca çok da sevimliydi. Bu yüzden bütün büyük filler hortumu çok severdi. Hortum gün boyu ormanda koşar, oynar, haylazlık yapardı. En sevdiği oyun su püskürtmeceydi. Dereden hortumuna aldığı suyu büyük fillere püskürtüp sonra da kaçardı. Büyük filler aslında ona kızmazlardı ama kızıyormuş gibi yaparlardı. Hortumu kovalarlar, o da kaçıp bir ağacın arkasında saklanırdı. Bu kovalamaca hortumu çok eğlendirirdi. Saklandığı yerden kahkahalarla gülerdi. Evet, ne kadar güzel hortumu, ben de çok sevdim şu anda. Peki metnimizin başlığı ne olabilir? Yine sizler birazcık tahmin yürütün. Şöyle olsun mu? Sağlıklı yaşam. Hayır diyorsunuz oradan. Evet, olmaz tabii ki. Sağlıklı yaşamdan bahsetmedik. Peki. Okulda bir gün olsun. Yine mi olmadı? Allah'ım, ne bulsak ne bulsak. Tekrar düşünelim öyleyse. Bahçedeki karınca. Yine olmadı. Peki. Kral Şakir uzayda olsun.
Ah yine mi olmadı? Ama Kral Şakir de bir fil değil miydi zaten? Ha, Necati fildi. Peki tamam, oralara girmeyelim. Tamam, ne olabilir ne olabilir? O zaman şunu söylüyorum, bunu kesin kabul edeceksiniz. Minik fil hortum olabilir mi? Evet, olabilir. Sonunda bulduk başlığımızı. Minik fil hortum. Tabii ki de bu metinle alakalı. Bize ufak bir ipucu veren ve kısa, ilgi çekici, merak uyandıran bir başlık. Minik fil hortum bu metnin başlığı olabilir. Peki şimdi sürpriz sorularımız gelsinler. Nedir bu sorular? Siz bu sırada metni iyice okuyun, durdurup okuyabilirsiniz. Anlamayanlar için söylüyorum. Bakalım ilk sorumuz geliyor. Hortum'un en sevdiği oyun neymiş? Bulalım. Metnimizden bulmamız lazım. Bulanlar var mı aranızda acaba? Bulanlar söylesinler bana. Hortum'un en sevdiği oyun neymiş? Ne sorusuna bakın cevap arıyorum. Ne? En sevdiği oyun su püskürtmeceymiş. Evet, bulduk. Güzel. Ne sorusunun karşılığı var metnimde? Tamamdır. Geriye 5 ne 1 K sorularımdan bir tanesini sordum. Bir diğer sorum gelsin. Şöyle, sürüdeki en minik fil kimmiş? Sürüdeki en minik fil. Evet, en başta yazıyordu. Hortum bir fil sürüsündeki en minik fildi. Kim sorusunun da cevabını bulduk bu sırada. Harikasınız. Peki hemen hemen cevap verin şimdi bana. Hortum nasıl gülermiş? Nasıl gülermiş? Hemen burada yazıyor zaten. Kahkahalarla gülerdi. Güzel. Nasıl sorusunun da cevabını görüyoruz. Gayet güzel gidiyorsunuz. Bir diğer soruma çok hızlı cevaplar gelsin. Sesinizi duyayım. Şöyle bir güzel sesleriniz gelsin bana. Evet, hortum ne zaman koşup oynarmış? Ne zaman, ne zaman koşup oynarmış? Hortum gün boyu ormanda koşar, oynarmış. Gün boyu diyebiliriz yani, bütün gün. Ne zaman sorusunun da karşılığını bulduk. Çok güzel. Peki geliyor sorum, hazırsanız. Hortum nerede koşup oynarmış? Hemen söyleyin. Nerede? Tabii ki de biliyoruz nerede koşup oynadığını. Ormanda koşup oynar bütün gün. Tabii ki buna bütün herkes cevap verdi. Oradan sesleriniz geldi bana. Ve son sorum geliyor. Hazır mısınız? Hortum niçin saklanırmış? Niçin saklanıyordu hatırlıyor musunuz? Büyük filler hortumu kovalarlarmış. O da kaçıp bir ağacın arkasında saklanırmış. Ve niçin sorumun da cevabını buldum. Öyleyse 5 ne 1 K sorularımdan hepsinin cevabını bulduk mu? Ne, ne zaman, niçin, nasıl, nerede, kim? Evet, hepsinin cevabını bulduk. Harika. O zaman metnimizi de tamamlamış olduk. Bu metin gayet açıklayıcı, bilgi verici bir metindi diyebiliriz. Teşekkür ediyorum bana yardımlarınızdan dolayı. Bugün her zamanki gibi, her zamanki gibi harikasınız. Öyleyse hoşça kalın.